Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Avım Sensin 2 hikayesinin 5. bölümündeyiz. Bölüm 5. Yağmurlu bir günde bilincin hızla geri çekildi. Sem'in düştüğünü görebilecek kadar hızlı. İkinci silah sesini duydun. Bağırmaya çalıştın ama sesin çıkmadı. Başın dönüyordu. Korkunç bir ağrın vardı. Etraf pusluydu. Yağmur şehri bulanıklaştırıyordu. Sanki zaman yavaşlamıştı. Gücünü toplayıp ayağa kalkmaya çalışırken saldırganın yüzüyle karşılaştın. Bunu birine benzeteceğim ama sanki Drakula'daki Serkan'a benziyor. Yatmaya devam et. Gözünde uçuşan noktacıklar arasında Sem'in kalktığını görebiliyordun. Piç kurusu. Kız Sem'in saçlarına ne olmuş? Sağ tarafı ve omzu kan içindeydi. Sağ koluna yaslanmaya çalışarak bağırdı. Bizi takip eden kızı tutmalıydın. Umarım o kız başımıza ileride iş açmaz. Hikayeyi çok etkilemez. Etkilerse yeniden oynarım. Ama onun yerine bana yardıma koştun. Çok aptalca. Zihninden bir sürü düşünce geçiyordu ama hiçbiri mantıklı gelmiyordu. Kendine ve Sem'e duyduğun öfke içini acıtıyordu. Nereden geldiğini bilmediğiniz bu garip adam silahını tekrar kaldırdı. Büyük adamlara bulaşmanın hiçbir sonucu olmayacağını mı sandınız? Hayır evlat, senin geldiğin yerde işler nasıl yürüyor bilmem. Ama bu şehirde öyle yürümüyor. Hareketlerine dikkat et, tamam mı? Öfkeden şakakların zonkluyordu, baş ağrın şiddetlendi. Ve sen adamın elini ısırdın. Hazırlıksız yakalanan adam şaşkınlıkla çığlık attı. Eva benimle iftihar ederdi. Adam hiddetle elini çektiğinde silah kaldırıma düştü. Yumruğun sana doğru gelişini gördün ve gelen darbeye hazırlandın. Biraz sonra Sem tüm gücüyle adama çarptı. Sem'e saldırması için şans tanıdın. Bırak onu. Onun demir pençesinden kurtularak yana doğru fırladın. Omuzlarına kaldırıma yağmur yağıyordu. Ayağın kaydı. Başın şakağına... Şakağına çivi çakıyorlar gibi şiddetle ağrıyordu. Duvara yapışmış, nefes nefese sonraki adımını düşünüyordun. Sen ve yabancı arasında ölümcül bir mücadele başlamıştı. Sen kimsin? Bizden ne istiyorsun? Sessiz kalacağınıza dair bir söz. Hızlı ve net bir hareketle Sem'in yaralı omzuna vurdu. Sem'in nefesi kesildi, yüzü kireç gibiydi, yere yığıldı. Adam zafer kazanmış gibi yumruğunu Sem'in başının üstünde havaya kaldırdı. Bir daha yine burnuna başkalarının işine sokmadan önce tekrar düşün. Onu öldürecek. Panikledin. Şakaklarının zonklaması düşünmeni zorlaştırıyordu. Eline Sem'in şemsiyesini aldın. Şemsiye kavganın başında yere düşmüştü. Islaktı ve biraz eğilmişti. Sapını tüm gücünle kavradın ve saldırgana doğru koşmaya başladın. Oh, büyük bir hata. Sana dikkat etmemişti. Sadece bir saniye öncesinde başını sana döndürdü ve şemsiyenin sivri ucunu sırtına sapladın. Sem'i kurtarmayı başardın. Adam bağırmadı. Sırtı doğal olmayan bir şekilde bükülmüştü. Ellerin şemsiyenin sapından kaydı ve onu düşürdün. Adam sana sarılmak ister gibi kollarını açarak döndü. Ellerini öne doğru uzatıp geri geri gitmeye başladın. Tek kelime bile etmedin. Sessizce üzerine düştü. Duvara doğru bir adım geri atmayı başardın. Haşmetli, ıslak vücudu ağırlığıyla seni yere yapıştırdı. Tüm gücünle ittin. Tırnaklarınla düğmelerine yapıştın. Adam yere yığıldı. Elinde bağcığa benzer bir şey vardı. Adam ayağa kalkmaya çalışırken inliyordu. Tüylerin diken diken olmuştu. Tereddüt etmeden elindekini cebine koydun. Şemsiyeyi kaptın. Ve etkisiz hale gelene kadar başına ve ensesine vurmaya devam ettin. Aman tanrım. Neyim var benim? Sem sağlam kolunu tutarken acıdan inliyordu. Ayaklarının altındaki su birikintisinden damlacıklar sıçratarak ona doğru koştun. Sem, ah merhametli tanrım. Yaşıyor musun? Evet. Bulanık gözlerle sana bakarak ayağa kalkmaya çalıştı ve tekrar düştü. Çok fazla kan var. Tanrım. Sağlam omzundan tutarak kendine doğru çektin. Ne kadar utanç verici. Özür dilerim. Sessiz ol ve Chesterfield'e kadar dayanmaya çalış. Bir taksi bulacağım. Ya da polis. Şimdi. Dönüp yerde yatan adama baktın. Aniden vücudu titredi. Hem dehşete düşmüş hem de rahatlamış bir şekilde usulca haykırdın. Yaşıyor. Kendine gelmeden gitmeliyiz. Adam delirmiş. Sen de yaralısın. Chesterfield değil, benim dairem. Çok daha yakın. Adresi söyledi. Gerçekten de uzak değildi. Şehrin üzerine alacakaranlık çökmüştü. Yağmur gitgide yoğunlaşmıştı. Yürüyeceğim, yürüyebilirim. Desteğinle 3 adım atabildi ve neredeyse düşüyordu. Siz erkek çocuklarının her zaman kurtarılmaya ihtiyacı olur zaten. Sen birden neşeyle güldü ve duvardan aşağı kaymaya başladı. Bir taksi bulmak, şoförü ikna etmek
ve baygın Sam'i arabaya tıkmak için harcadığın çabayı sadece sen biliyordun. Sam'in dairesine hiçbir komşuyla ya da ev sahibesiyle karşılaşmadan ulaştınız. Bunları yapabilmiş olman bir mucizeydi. Evin kapısından içeri girer girmez Sam'i yatar halde bıraktın, kanepeye sürükledin. Sam ilgin için minnettar. Ben kendim yapabilirim, gerçekten. Evet evet, merdivenleri nasıl tırmandığını gördüm. Sus ve hareket etmeye çalış. Sam hafifçe sırıttı ve sordu. Tehlike anlarında hep böyle sert mi olursun? Hep. Bunu sevdim. Gerçek bir onnamuşa. Savaşçı bir ruhun var. Buna layıksın. Aa, koltuğun üstünden yağmurlar izlenebiliyor. Çok güzel. Kanepeye yığılırken sarsılarak iç çekti. Yağmur suyuyla karışık kanlı ayakkabıları zihninde uzun izler bırakmıştı. İnsan ırkının en cesuru ve en asili. Doktoru aradıktan sonra bana her şeyi anlatacaksın. Telefon nerede? Telefonum yok. Şu dolapta. İlk yardım çantası var. Ne ilk yardımı? Ne çantası? Neyim ben, doktor mu? Kanamayı durdur. Başlangıç olarak. Telefon olmadan nasıl yaşayabiliyorsun? Buradaki koşullar berbat. Ama ucuz. Gösterdiği dolabı açtın. İçinde gerçekten de küçük bir ilk yardım çantası vardı. Neden mutfakta, ev sahibesinin yanında değil? Ev sahibesine güvenmiyorum ve... Gözleri kaydı. Gergin bir şekilde soluyarak çantadan hızlıca bandajları aldın. Sam'in önünde durup havucunun içindeki bandajları sıkarak biraz da utanarak nefes verdin. Giysilerini çıkarmalısın. Sen gidebilirsin. Ben hallederim. Başını şiddetle salladın ve bandajları daha da sıktın. Ben kalacağım. Sana yardım edeyim. Sana yardım edeyim. Cesaretin onun kalbine işledi. Kaşlarını kaldırdı. Ya şaşkınlıkla ya da izin verir gibi. Cesaretini toplamak için birkaç saniye hareketsiz bekledin. Sonra Sam'in gözlerinin içine bakarak ilk düğmeye uzandın. Bakışlarını kaçırmadı. Beklenmedik derecede ihtiyatlı ve odaklıydı. Dikkatli olacağım. Biliyorum. Sam'in ceketini çıkarırken bir ölü kadar solgundu. Çenesi kilitlenmişti. Ceketi çıkarmak için onu öne doğru eğdiğinde bile ses çıkarmadı. Sadece nefes alıp verişi hızlandı, hafifledi ve vücudu birkaç kez titredi. Ellerini de titriyordu ama bunun korkudan mı yoksa utançtan mı olduğunu ayırt edemiyordun. Islak kumaş Sam'in vücuduna yapışmıştı. Omuzlarına, yanlarına ve boynuna dokundun. Elinden geldiğince sana yardım etti ama hareket etmekte zorlanıyordu. Islak, kanlı gömleğini yere attığında Sam bitkin bir halde arkasına yığıldı. Ay, iki yerinden mi yaralandı? Teşekkür ederim. Henüz teşekkür edecek bir şey yapmadım. Bir an uzaklara baktın, sonra kararlı bir nefes aldın. Ne de olsa ona bakmadan sargı yapmak zor olacaktı. Gözlerini Sam'in kanlı çizgilerle kaplı karnına indirdin. Yavaşça gözlerini göğsünden yukarı doğru kaydırdın. Ve gözleriniz buluştu. O kadar da kötü değil, değil mi? Ah, evet, yani çok güzel. Sam şaşkınlıkla mırıldandı, sonra gülümsedi. Yarayı kastetmiştim. Ah, evet. Evet, yara, o kadar da kötü değil. Ellerini önünde kavuşturmuş çılgınlar gibi bundan sonra ne yapman gerektiğini düşündün. Şimdi doktoru arayabiliriz. Gözleri kapandı, bilincini kaybettiğini sandın, panikledin. Kanlar içinde ve ıslak, bir telefon bulmak için koşturuyordun. Merdivenlerden aşağı inerken başının artık ağrımadığını fark ettin. Herhalde endişenin etkisiydi. Kendini ayıracak vaktin yoktu. Hizmetçilere neden orada olduğunu açıklamak zorunda kaldığın mutfakta buldun kendini. Ama bir doktor yerine Rachel'ı aradın. Chesterfield'e bağlanıp hizmetçi Rachel'ı telefona getirdiğinde neredeyse mutluluktan ölecektin. Ardından aceleyle Sam'in yanına döndün. Nasılsın? Yaşıyor musun? Bir samuray böyle basit bir yaradan ölmez. Sesi zayıf ama kendinden emindi. Islak kıyafetlerini umursamadan yanına oturdun. Titriyorsun. Üşüdün mü? Hayır. Tüm vücudu titriyordu. Birden gülümsedi. İnanılmaz derecede güzelsin. Bunu biliyor muydun? Ya, iki tane kurşun yaran var dediğin laflara bak. Bahçemin lütfuyla. Çiçek açtı bugün ilk kez. Şakayığım kucağı. Sam, sayıklıyorsun. Ateşin mi var? Elini alnına koydun. Gözlerini kapattı. Hayır. Bu bir haiku. Bu bir sanat. Anla, o kadar soğuktu ki korktun. Seni acilen ısıtmamız gerek. Ayağa kalktın. Delirmiş gibi battaniye aramaya başladın. Hiç üşümüyorum. Yanımda kal. Bir yere gitmiyorum. Battaniye bulacağım. Çekinerek baktığın yatak odasında bir battaniye buldun. Yastıkla beraber Sam'in yattığı oturma odasına sürükledin.
Semih battaniyeye sardın ve yanına oturdun. Birkaç dakika sonra hala titriyordu. Yapmam gereken yanına uzanmak. Bir sıcak su torbası yap. Bir sıcak su torbası yapacağız. Çünkü bu sahne öpüşmeye yol açıyor. Tabii seçimlerde oluyor ama yine de almayacağım. Sam, sıcak su torban var mı? Anlamsız bir şeyler mırıldandı. Küfür edip yatak odasına koştun. Ne yatak odasında ne de dolaplarda sıcak su torbası falan yoktu. Mutfağa gidip hizmetçiye sıcak su torbası ve sıcak su için yalvarmak zorunda kaldın. Başta vermemek için direndi ama Sam'i görmek istedi. Ancak bir şilin vererek vazgeçirebildin. Tekrar yukarı döndün. Sıcak su torbasını battaniyenin altında yarı baygın Sam'e doğru uzattın. Yanına oturup onu izlemeye başladın. Yaklaşık 10 dakika sonra Sam ısınmaya başladı ve hatta gözlerini açtı. Sırılsıklam olmuşsun. Alıngan şekilde başını kaldırdın. Çünkü kendimle ilgilenmek yerine seni hayatta tutmakla uğraşıyorum. Teşekkür ederim. Utanarak sustun ve beceriksizce boğazını temizledin. Önemli olan iyileşmen. Yardım gelmek üzere. Kapı çarpma sesi duyuldu. Ah, umarım Rachel yanında doktoru getirmiştir. Bir dakika sonra Rachel eve daldı ve topuklarını vurarak koridordan geçip oturma odasına girdi. Ah tanrım, sonunda geldin. Elini göğsüne koydu. Nefes nefeseydi. İyi misin? Evet, ben gayet iyiyim. Biraz rahatlamıştı. Başını salladı ve Sam'e baktı. Ve sen berbat durumdasın. Sizi gördüğüme içtenlikle sevindim prenses. Şakanın sırası değil. Doktoru çağırayım. Evin girişini nasıl buldunuz? Merdivenlerin her yerinde kan vardı. Birinizin öldürüldüğünü sandım. Ellerini birbirine kenetleyerek çıktı. Sam ve sen birbirinize baktınız. Kesinlikle iyi olacaksın. Sayende. Teşekkür ederim. Görünüşe göre benim koruyucumsun. Onun haklı olduğuna dair şüphelerin vardı. Aynı gece. Ya da en azından polisi arasaydın. Etrafta hiç polis yoktu. Sence silah sesini duyunca gelmezler miydi? Seninle gelmeliydim. Kafese kapatılmış vahşi kurt gibi odanın içinde daireler çiziyordun. Ve sonra sen de yaralanabilirdin. Hiçbir şey değişmezdi. Seni korumak zorunda kalırdık. Eva endişene minnettar. 3'e karşı 1. Kesinlikle bir şansımız olurdu. Silahı vardı. Üstelik bizi hazırlıksız yakaladı. Ya da kızı başka bir şekilde yakalardık. Kapı çaldığında irkildi ve eğildi. Girebilir miyim? Elbette. Oturma odasına gel. Biraz çay içelim. Evet, bana bir dakika ver. Düzgün bir şeyler giyeyim. Bu ev elbisesi sezon sonuna kadar Agatha tarafından giyilecek. O gider gitmez sen. Yine hileyle alıyorum ama... Bunu alalım. Eva odada oyalanırken sen aşağı indin. Salonda sadece Alexander vardı. Seni görünce ayağa kalktı ve hızla sana yaklaştı. Seni kararlı şekilde çevirdi. Şaşkınlıktan küçük bir çığlık attın. Soğuk parmakları başının arkasına dokundu. Acıyor mu? Dokunduğu yere keskin bir acı saplandı. Acıyla tıslayarak başını başka yöne çevirdin. Evet. Büyük bir darbe. Çok sert vurmuş. Nereden biliyorsun? Sam söyledi. Geri çekilmek istedin. Alexander sana dokunmaktan hoşlanmış görünüyor. Geri çekilmek istedin ama seni omuzlarından tuttu. Kendini büyük bir tehlikeye atmışsın. Seçme şansın varmış gibi. Yoktu ama korktum ve bu yüzden sana kızgınım. Sen benimle birlikteydi. Ona doğru döndün. Göz göze geldiniz. Endişeliydi ve biraz kızmış gibiydi. Kesinlikle. O iyi mi? Olabildiğince kurşun yumuşak dokuyu delip geçmiş. Ama çok fazla kan vardı. Şahane bir manzaraydı. Bu konuda şaka yapmamalısın. Sen de endişelisin. Kim bilir sen nasıl olurdun şimdi. Onun yerinde olsan ölürdün. Sen de endişelisin. Alexander onu çözdüğüne şaşırdı. Bir an için dondu kaldı. Sonra tekrar soğukkanlılık maskesinin arkasına saklandı. Neden böyle düşündün? Yarası hakkında konuşurken yumruklarını sıktın. Alexander yavaşça gözlerini kırpıştırdı. Sonra sırıttı. Belki de endişeliyimdir. Ayak sesleri size sonradan yaklaştı. Ve bir süre sonra Rachel'ın sesi duyuldu. Ah, gelmişsin bile. Çaylarımız birazdan gelir. Alexander, Sam nasıl? Çok kan kaybetti. Uyuyor. Doktor çok şanslı olduğunu söyledi. Ciddi bir şeyi yok.
Rachel rahat bir nefes aldı ve omuzlarını gevşetti. Agatha, bize neler olduğunu anlatacak mısın? Başında onayladın, Thomas, kız, kovalamaca ve saldırıyla ilgili olaylar zincirini anlatırken Eva içeri girdi. Ardından çay geldi. Sıcak fincanı eline alıp kokusunu içine çektiğinde ne kadar bitkin olduğunu fark ettin. Başın tekrar ağrımaya başladı, donuk, zonklayıcı bir ağrı. Eva ile yakın bir ilişkiniz var. Daha geçen bölüm yakın bir ilişkimiz yoktu. Sen fark etmeden başının arkasına soğuk bir şey dokundu. İrkildin ama Eva seni tuttu. Sadece soğuk kompres başın için. Fincanını bir kenara bırakan Alexander içini çekti. Yazık olmuş. Yaralanmamız mı? Bu kadar çabuk kaçmanız, kim olduğunu öğrenebilirdin. Derin bir nefes aldın, yüksek sesle bir nutuk çekmeye hazırlandın. Bunun yerine sert bir soru sordun. Sen Bay Wilson'ın ölümü hakkında bir şey öğrendin mi peki? Kızarma sırası Alexander'daydı. Onu incelemeyi henüz bitirmedim. O, işin aslı bu karmaşık bir durum, şey... Oh, bahaneleri sırala. Hiçbir şey bulamıyorsunuz. Tıpkı adli tabipler gibi. Neşteri memnuniyetle sana teslim ederim. Dövüşmeye hazır iki boğa gibi birbirinize diklendiniz. Eva'nın yumuşak sesi tartışmanızı böldü. Belki bunun yardımı dokunur. Elinde... Düdük tutuyordu. Düdüğün mü yardımı dokunacak? Düdük mü? Kaşlarını çatıp küçümseyerek inceledi. Agatha'nın önceden giydiği elbisenin cebindeydi. Ah doğru, onu söküp almıştım bu. Elini belirsizce salladın, içinde garip bir ürperti hissettin. Orada ölebilirdim, adam gerçekten kötü niyetliydi. Ne kadar ilginç. Sana baktı, gözleri muzipçe parlıyordu. Bu ne biliyor musun? Bu, 1885 yılından kalma bir Hudson düdüğü. Rachel ve Alexander'ı şaşırttın. Böyle zekice bir çıkarım için bir açıklama isterim artık. Düdüğü Eva'nın elinden aldın. Şöyle bir baktıktan sonra kendinden emin anlatmaya başladın. Üretici şirket ve adresi. Hudson şu anda bar 13'te ve sadece 13 yıl bar 131'delerdi. 1885'ten 1888'e kadar. Üstündeki çiziklere bakılırsa bu düdük çok eski olmalı. Bar 131'de yapılan ilk düdüklerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bunun sahibi olan polis memuru en az 15 yıldır şehirde çalışıyor olmalı. Bu ve göreve başladığı yılı düdüğün üzerine kazıyacak kadar şapşalmış. Alexandra düdüğün zincire denk gelen üst kısmında gizlenmiş yazıyı gösterdin. Orada pek marifetli olmayan ama güçlü bir el tarafından kazınmış 1885 yazısı görülüyordu. Herkes düdüğü incelemek için eğildi. Alexander keyifle gülümsedi. Başarılı ajanlığın için bir puan kazandın. Gözlem yeteneğiniz eşsiz Lady Harrington. Ama Hudson şirketi hakkında söylediklerini nereden biliyordun? Şey, Widok bir dedektifin çok şey bilmesi gerektiğini söylemişti. Ben de bulabildiğim her yerden bilgi topladım. Eva belli belirsiz bir gülümsemeyle sana baktı. Gözlerinle ona sessiz kalmasını söyledin. Alexander ve Rachel'ın senin babana konuk olan adamı nasıl soru bombardımanına tuttuğunu bilmesine gerek yoktu. Polis olduğu ve seninle yolu kesiştiği için şanssızdı. Yemek biter bitmez çok hızlı kaçmıştı. Ya da belki de ona sadece eski bir düdük verilmiştir. Omuz silktin. Eğer durum buysa teorim çöker. Kendi düdüğü olduğunu ummaktan başka çaremiz yok. Sam'i vuran kişinin bir polis memuru olduğuna cidden inanmıyorsun değil mi? Hepinize dehşete düşmüş bir ifadeyle baktı. Bu doğru olamaz. Polis. Rachel aniden sustu ve Alexander nazikçe sordu. Bizi koruyor değil mi? Rachel omuz silkerek gözlerini indirdi. Şüpheyle onlara baktın. Rachel, polis hakkında söyleyeceğin bir şey mi var? Ben sadece bunun mümkün olamayacağını düşünüyorum. Peki ya düdük? Düdüğü herhangi bir yerden bulmuş olabilir. Agatha, o herifin görünüşünü hatırlıyor musun? Tüm vücudun gerilmişti. Onu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Bu durumda bir komiser yardımcısını ziyaret etmemizi öneririm. İki gün sonra, komiser yardımcısının evi. Çok hızlı gün atlamaları yaşanıyor. Ve böylece Londra'da küçük bir skandala sebep oldun. Ve burada hilemiz açık yine. Elbise seçelim.
Londra'da zengin bir malikanenin salonuna girdin. Dükün kolunda, Galler Prensesi Refakatçin ve iki arkadaşın eşliğinde. Bu akşam yemeğinin davetiyesini duyulmamış şey bir gün kala almışken Alexander sana doğru eğilerek fısıldadı. Alexander sana kıyamıyor. Sıra sizde dedektif hanım. Bu malikanenin gizemini çözmek üzeresiniz. Ama şunu bilin, eğer ölümcül bir tehlikeyle karşılaşırsanız sadece seslerin ve dostlarınız yardımınıza gelir. Teşekkür ederim elbette ama beni biraz korkutuyorsun. Omzunu silkerek gerginliğini atmaya çalıştın. Alexander göz kamaştırıcı bir şekilde gülümseyerek misafirlerini selamladı. Henüz kaçmadığına göre seni yeterince korkutamıyorum. Anlamıyorum Alexander. Planımın başarılı olmasını istiyor musun, istemiyor musun? Sana baktı ve belirsiz bir şekilde omuz silkti. Sadece gözlemlemek istiyorum. Küçük bir deney gibi. Gözlemlenen kişi belirli koşullar altında hayalini gerçekleştirebilir mi? Ben senin denek maymunun değilim. Diğerleri tarafından fark edilmemeye çalışarak elini onun elinden çektin. Aniden arkanı döndün ve... Ah, binlerce kez özür dilerim. Bir şeyin mi var? Ezra, neredeyse hanımefendiyi öldürüyordun. Komiser yardımcısı kibarca durakladı ve Alexander hemen araya girdi. Lady Harrington, Sir Anderson. Ve hayır, Bay Anderson suçlu değil o. Alexander aniden kenara çekilerek seni Ezra'dan kısmen korudu. Onu koruyamadığım için özür dilerim. Benim hatam bu. Ezra ile göz göze geldi. Ezra gülümsedi. Alexander gülümsemiyordu. Bir daha olmayacak. Hala kendimi suçlu hissediyorum. Lady Harrington, özür olarak sizi ilk dansa davet etmeme izin verin. Alexander'ın çenesini sıktığını gördün. Kıskandı. Gidip dans edelim. Ezra cevabını beğendi. Alexander kaçamak bir bakış attı. Bakışına intikam almanın tüm coşkusuyla karşılık verdin. Alexander'ın dudaklarında yavaşça beliren gülümsemeyi gördün. Yırtıcıydı, tatmin ediciydi. Umarsız bir tavırla önünde eğildi. En derin minnettarlığımı kabul edin. Ne kadar derin, tanımlayın. Alexander, Sir Anderson. Rachel iki adama gülümserken Alexander yavaşça dirseğiyle dürttü. Davetiniz için teşekkürlerimizi kabul edin lütfen. Ricamız sizi şaşırtmış olmalı. Hayır hayır, böylesine kıymetli konukları ağırlamak benim için bir zevk. Bakışlarını babadan oğula kaydırarak göz kamaştırıcı bir şekilde gülümsedin. Umarım bu doğrudur. Aksi takdirde bir şeye bulaşmış olduğunuzu anlarız. İki gün önce. Of, bıktım ama bu günlerin sürekli değişmesinden. Öğle yemeğinden sonra konuları tartışmak için oturdunuz. Sam beklenmedik bir şekilde size doğru yürüdü. Herkes hemen ona yardıma koştu. Solgun ve zayıflamış Sam yardım almayı reddetti. Yanına oturdu. Kekeleyerek özrüne cevaben gülümsedi ve rica etti. Sağlığım hakkında sonra konuşalım. Bize saldıran piçten bahsediyorsunuz değil mi? Tam olarak değil. Ey cesur samuray Makoto. Alexander Sam'e gözlerini hafifçe kısarak saygıyla baktı. Elia ölenler listesinde bazı kişileri doğrulamayı başardı. Başını salladı ve masadaki defteri işaret etti. Ay, hızlı geçtim. Hepsi evli, orta halli ve nispeten sağlıklı erkeklerdi. İlginç ama listedeki 4 ismi işaret etti. Daire içine alınmışlardı. Bu 4'ü aynı kişinin evinde görev yapmış. Komiser yardımcısı Sir Robert Alex Anderson. Sam şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Sir Anderson ile tanıştım. Bana hoş biri gibi görünmüştü. Vidocq tüm katillerin ve dolandırıcıların hoş göründüğünü söylerdi. Vidocq, bıktım artık Vidocq'tan da. Hepsi mi yani? Pekala, çoğu diyelim. Bu korkunç bir tesadüf ama bu onu şüpheli yapar mı? Alexander elini belirsiz bir şekilde havada salladı. Görünüşe göre Alexander'ın mantıklı bir düşüncesi var, bir önsezisi var. Ah evet, ölü adamlar hakkında bilgi almak üzere konta gidiyorsun. Thomas garip davranıyor. Bir saat sonra acımasızca saldırıya uğruyorsun. Size saldıran kişi bir polis düdüğünü taşıyor. Bu şüphelenmek için bir sebep değil mi? Düdüğü görebilir miyim? Bana bahsetmiştiniz ama bir göz atmak istiyorum. Alexander cebinden kanıtı çıkardı ve onu uzattı. O zaman belki de şu Sir Anderson'ı ziyaret etmeliyiz. Her şey ayarlandı bile. Elbette görgü kurallarını açıkça ihlal etmek zorunda kaldık. Ama yarın akşam komiser yardımcısının ev sahipliğinde resmi bir akşam yemeğine bekleniyoruz. Uzun zamandır Alexander'ı konuk olarak davet ediyordu ama o hep reddetmişti. Müfettiş yemeklerinde ilgi çekici performanslar olduğunu söylüyor. Yarın öğreniriz. Kulağa eğlenceli geliyordu ama nedense içinde bir ürperti geçti.
Tüm formaliteleri ve tanışma kurallarını öğrendikten sonra kenara çekildiniz. Hizmetçiler hakkında onu nasıl sorgulayacağız? Ben hallederim. Onunla konuşacak mısın? Hizmetçilerle ben konuşacağım ve Eva da konuşacak değil mi? Eva'ya biraz tatsız bir bakış attın. Siz ikiniz buna ne zaman karar verdiniz? Sen elbiseleri seçerken. Böyle mi artık? Beni planlarına dahil etmiyorsun. Sırada ne var? Evlenip yuvadan da uçacak mısın? Eva sana bunu düşünemeyecek kadar çok değer veriyor. Ancak çok zengin bir beyefendi teklif ederse. 10 tane şatosu ve Paris'te bir evi olan. Fena değil. Eva kendi değerini biliyor. Her nasılsa cevabı seni daha iyi hissettirdi. Peki o zaman ne yapacağız? Herkes ona döndü. Sen ne de olsa bir dedektifsin. Buraya gelmemeliydin. Daha fazla dinlenmelisin. Sam ilgine minnettar. Gözleriyle ve dudaklarının kenarıyla sana gülümsedi. İyi olacağım. Bu gece kavga etmek zorunda kalacağımızı sanmam. Ama beni düşündüğün için teşekkürler Agatha. Gösterdiğim onca çabadan sonra senin için endişelenmem normal. Bence şu an endişelenmemiz gereken tek şey dava. Alexander, Bay Anderson'la konuşmaya ne dersin? Alexander hemen saldırgan bir bakış attı. Bunu neden yapalım ki? Eğer babası bir şey saklıyorsa oğlunun bunu biliyor olması muhtemel. Ama bunu ondan öğrenmek çok daha kolay olur. Hemen öğrenebilirsin. Başını çevirdin ve Ezra'nın sana yaklaştığını gördün. Hanımefendiler ve beyefendiler, korkarım Bayan Harrington'ı sizden bir süreliğine çalıyorum. Alexander ona tiksinerek baktı. İlk dans neredeyse başlayacak. Ah, zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Ezra, Alexander'ın gözlerinin içine bakarak sana elini uzattı. Oh, Alexander kıskançlık krizlerinde. Öyle bakma Alexander, sen haklı olabilir ya bir şeyler biliyorsa. Kadril dansını bir türlü sevemedim. Ya siz? Elini sıkıca ve kendinden emin bir şekilde tuttu. Kibarca gülümsedin. Kimin ne olduğuna göre değişir. Ezra sana bakarak öne doğru bir adım attı. Peki ya bu gece? Sizden hoşlanıp hoşlanmadığımı mı soruyorsunuz? Ah, bu çok direkt olurdu. Tam da böyle biri olduğunuz izlenimini veriyorsunuz. Açık sözlü mü? Ve patavatsız. Çiftler önce ayrıldılar. Ardından tekrar yüz yüze geldiler. Ezra sana bir adımla yaklaştı. Neredeyse dokunacak kadar. Kalbin kısa bir an için durmuş gibiydi. Fısıldadı. Kişiye göre değişir. Bir dans hareketiyle uzaklaştınız ve hava anında ferahladı. Kol mesafesi uzaktaki Ezra sana gülümseyerek hafifçe yana dönüş yaptı. Birden kıpkırmızı kesildin. Yanlış bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Öyle mi dersiniz? Önce birbirimizi tanısak mı? Daha uygun konulardan bahsetsek. Mesela hava durumundan. Ah, hava durumuyla pek ilgilendiğinizi zannetmiyorum. İlginizi çeken tamamen farklı şeyler. Aman tanrım. O planımızı biliyor olabilir mi? Ama nasıl? Siz görünüşe göre çok zekisiniz. Şu an bir tahminde mi bulunuyorsunuz? Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Öyle olduğumu umuyorum. Buraya Dük ve Galler Prensesi ile birlikte geldiniz. Anladığım kadarıyla aranız iyi ve onlarla yakın olmanıza izin veriyorlar. Nazik ve zeki insanlar, özellikle Dük. Aptallığa hiç tahammülü yok. Prensesin ise kötülükten nefret ettiğini biliyorum. Ve sohbet sıradan konulara gelince ikisi oldukça sıkılıyor. Belki de sizi çok seviyorlar. Bu da onlarla nasıl sohbet edeceğinizi bildiğiniz anlamına gelir. Hızlı bir çıkarımla zeki biri olduğunuzu söylemek yanlış olmaz. Bu da hava durumundan daha fazlasıyla ilgileniyorsunuz demektir. En azından dışarıdan bakınca, ama içinizde neler var? Dans edenlerin oluşturduğu iki zarif sıra bir araya geldi ve tekrar ayrıldı. Ezra görgü kurallarını hiçe sayarak gözlerini dikmiş sana bakıyordu. Mide, karaciğer, akciğerler, kan sanırım. Ah, neredeyse unutuyordum, kemikler elbette. Daha önce de belirttiğim gibi ilgilendiğiniz şey hava durumu değil. Siz başkasınız. Seni tekrar çevirdi, çok yakınlaştınız, yüz yüze geldiniz. Daha da yaklaştı, fısıldadı, sıcak nefesi dudaklarını kavuruyordu. Sizi bahçeye davet edebilir miyim? Sadece siz ve ben, zengin iç dünyanızı keşfetmek istiyorum. Görgü kurallarını hep böyle görmezden mi gelirsiniz? Sadece bundan kaçınabildiğim zamanlarda, ki bu neredeyse her zaman demek, evet. Aslında bu ihtiyacımız olan cevapları almak için iyi bir fırsat. Bay Anderson, lütfen Ezra diyebilirsiniz. Lütfen. Ezra, o zaman sen de bana Agatha demelisin.
Sizinle bahçeye gelemem çünkü siz beni korkutuyorsunuz. Peri gibi tehlikelisiniz. Ezra'nın yüzündeki şaşkınlık hoşuna gitmişti. Peri mi? İrlanda masallarında geçer. Hiç duymadınız mı? Periler gezginleri kendi diyarlarına çekmek üzere kandırırlar ve sonra onları besler, susuzluklarını giderir ve birlikte dans ederler. Ama gezginler dünyaya geri döndüğünde onlarca yıl geçtiği ortaya çıkar. Ezra gizleyemediği bir zevkle seni baştan aşağı süzüyordu. Bu ciddi bir iltifat Agatha. Karşınızdaki çift bir beyefendi ile orta yaşlı bir hanımefendi sizin aklınızda fısıldaşıyordu. Bu kadar çok konuşarak görgü sınırlarını aştığınızı anladım. İki sıra olmuş dansçılar karşı karşıya durmuştu. Dans partnerine zarif bir şekilde reverans yaparak gülümsedin ve fısıldayarak dedin ki ''Pekala, artık bahçeye bakabiliriz.'' Ezra sanki hayatı boyunca beklediği an buymuş gibi gülümsedi. Arkadan bir ses geldiğinde henüz bahçede 10 adım bile atmamıştınız. ''Ah Lady Harrington, sizden bir dakikalığına ayrılmam gerekecek.'' Başını salladın, şaşırmıştın, köşede gözden kaybolmasını izledin. Yapacak bir şey bulamayınca bir çardağa girdin. Güçlü bir el seni belinden yakaladı ve diğer ağzını kapattı. Bağırmak üzereydin. Hareket etme, dinle, şimdi konuşacaklar. Ona öfkeyle baktın ve aniden o geceyi hatırladın. Donup kalmıştın, zar zor nefes alıyordun. Alexander hafifçe gülüyordu. Yıldızları mı hayal ediyorsun? Elini yüzünden çekti ama uzaklaşmadı. Kızardığını ondan saklayarak arkanı döndün. Aslında karanlığın al al olduğunu gizlemesi gerekirdi. Ama Alexander biliyordu, düşüncelerini okuyordu. O geceyi ben de anımsıyorum. Ve bu kadifemsi sesi seni anılara götürdü. Önceki gece... Ayakların seni kendiliğinden laboratuvara götürdü. Orada dikilmiş, aklında tek bir düşünce olmadan girişe bakıyordun. Belki de bu yüzden birinin sesini duyunca irkilmedin. Kapıyı çalabilirdin. Geçen sefer kapıdan geçmeme izin vermemiştin. Meşe ağacının tepesine doğru baktı. Pencere açık. Kollarını göğsünde birleştirerek kızgın olduğunu belli ettin. Kızma, sana iltifat ettim. Keyfin yerinde bakıyorum. Bozmayı mı planlıyorsun? Davranışlarına bağlı. O zaman önce bunun için planladığım şeyi bitirelim. Neymiş o? Kurnazca gözlerini kıstı ve onu takip etmen için işaret yaptı. Gel sana göstereyim. Sanki içeride tehlike pusuda bekliyormuş gibi karanlık odayı dikkatlice girdiniz. Alexander eşiği geçer geçmez seni durdurdu. Bak, bir şey tıkırdadı ve başınızın üzerinde bir ses yankılandı. Ah, yıldızlı gökyüzü bahçede olduğu gibi üzerinizde parlıyordu ama burada nedense daha parlak görünüyordu. Bunlar bahçedekiyle aynı yıldızlar, bahçedekinden daha güzeller. Fark ettiğine sevindim. Alexander değerlendirmenden memnun, her şey duvarlarla ilgili. Seni diğer nesnelerden izole ederler ve tek şeye, yıldızlara konsantre olmanı sağlarlar. Sesi karanlıkta özellikle büyüleyici geliyordu. Alexander yanından geçti ve omurgandan aşağı geçen bir ürperti hissettin. Burada onunla yalnız kalmak uygun mu? Hayır, elbette hayır ama yine de dönmeyeceğim. Alexander odanın ortasındaki büyük bir cihazın yanında durdu. Karanlıkta detayları görmek imkansızdı. Sadece cihazın tavana kadar uzandığını görebiliyordun. Yanıma gel Agatha. Yumuşakça neredeyse şefkatle söylemişti bunu. Ensendeki tüyleri diken diken eden o hissi bir kez daha yaşadın. Ben seni göremiyorum. O zaman sesimi takip et. Hadi bir adım at. Bir şeye çarpmamak için elini uzattın ve bir adım attın. Nefesini duyabiliyorum. Tedirgin mi oldun? Hayır. Ah tabii ki. Hanımefendiler asla tedirgin olmaz. Birbirinize doğru uzattığınız eller yumuşak bir şeyle karşılaştı. Ve parmakların hemen onunkine dolandı. Alexander seni kendine çekti ve bir anda kendini onun kucağında buldun. Bunu bilerek mi yaptın? Güzel kokuyorsun. Ne yapıyorsun? Alexander bunu fark ettiğin için memnun oldu. Gerçekten mi? Ne gibi? Odun, taze talaş. Ah, bazı cihazları paketlerinden çıkarıyordum.
Kutularında talaş vardı. Başını salladın. İkiniz de donup kaldınız. Karanlıkta sadece nefesiniz kaldı. Seninki hızlı ve onunki sakin. Beni böyle tutmaya devam edecek misin? Beni uzaklaştırıyor musun? Bir an düşündün ve başını onayladın. Başını sallayarak reddettin. Kollarının arası sıcacıktı. Orada kaldın. Sen bana bir şey mi göstermek istedin? Evet, evet bak. Omzunun üzerinden cihaza doğru eğildi. Gökyüzüne doğru dönüp uzunca bir tüple karşı karşıya olduğunu ancak şimdi fark ettin. Alexander bir şeyi ayarladı. Sonra memnuniyetle başını salladı. Kulağına fısıldadı. Bak. Çeneni nazikçe tutup aşağıya ve öne doğru çevirdi. Hemen değil ama senden ne istediğini anlamıştın ve merceğin içine baktın. Göğsün sıkıştı. Elini ağzına bastırdın. Bu bir kuyruklu yıldız. Alexander sana çok yakın duruyor. Gökyüzüne bakıyordu. Henüz kimse bundan bahsetmiyor ama bu şaşırtıcı değil. Londra'daki ve belki de tüm İngiltere'deki en güçlü teleskoba sahibim. Yani şimdilik bu kuyruklu yıldızdan haberi olan tek kişi benim. Bakışlarını ensende ve omuzlarında hissettin. Ve sen... Rachel'a bile söylemedin mi? Pek ilgisini çekmiyor. Ama benim ilginç bulacağımı mı düşündün? Her şeyi ilginç bulan biri izlenimi veriyorsun. Düdüklerden, yıldızlara. Teleskoptan uzaklaştın ve Alexander'a baktın. Sadece yıldızların aydınlattığı karanlıkta gözlerindeki parıltıyı gördün. Sorgulayan, merak uyandıran bir ışıltı. Aklında hangi sorular dönüyordu? Ne istiyordu? Alexander, sen çok yakınsın. Ya da belki sen çok yakınsın. Aniden kurumuş dudaklarını yaladın. Ne yapıyorsun? Peki, ne yapmamı isterdin? Hiçbir şey. Gerçekten mi? Emin misin? Daha da yaklaştı. Böylece aranızdaki mesafe bir karışa kadar ince. Gözlerini kapattın ve ona doğru uzandın. O da bunu istiyordu. Ama geriye bir adım attı. Aranızdaki boşluk böylece tekrar aynı mesafeye dönmüştü. Hayal kırıklığıyla iç çektin. Anında kızarmıştın. Alexander güldü. Boğuk ve kadifemsi. Lady Harrington, ne yapıyorsunuz? Ben, başım dönüyor. Gerçekten mi? Sizi bu kadar çok mu etkiledim? Öfkeden mi yoksa utançtan mı nefesin kesildi? Hemen karar vermek güçtü. Sen, en korkunç, dayanılmazsın. İğrenç, kötü niyetli. Bileklerini aniden sıcak ve güven veren bir hareketle kavradı. Ciyaklamaya bile vaktin olmadı. Alexander öne doğru eğildi. Sanki bunu daha önce defalarca yapmış gibi öptü seni. Cesurca, iddialı bir şekilde, rahatça, bileklerini teleskobun soğuk metaline bastırarak ve sen ona doğru eğildin, utanarak ve arzuyla yanarak. Karnının derinliklerinde bir yerde sımsıcak bir düğüm oluştu. Acı verici, sıcak bir kasılmayla içindeki her şeyi sıkıştırdığını hissettin. Alexander senden uzaklaştı. Bir nefes aldı ve geri çekildi. Ne kadar da cüretkarsın Agatha. Gecenin karanlığında, benimle, böyle tenha bir yerde. Sana yapabileceklerimden korkmuyor musun? Onun sözlerini düşünerek donup kaldın. Sonra yavaşça başını salladın. Hayır. Başınızın üstündeki yıldızlar gördüklerini Morse alfabesiyle tartışıyormuş gibi göz kırptı. Alexander sanki seni ilk kez görüyormuş gibi sana baktı. Kendi avuçlarını ovuşturdun, bileklerini, gökyüzüne baktın. Kuyruklu yıldızın bir felaket habercisi olduğunu biliyorsun değil mi? Bu korkakların uydurduğu bir masal. Gözlerini senden ayırmadı ve onun bakışlarının baskısı altında daha da kızardın. Gerçekte en parlak kuyruğa sahip en parlak yıldız gökyüzünde belirdiğinde ondan korkmamalısın. Onu yakalamalı ve evine götürmelisin. Başkası götürmeden önce. İrkildin. Gerçekliğe döndün. Alexander omzuna dokunarak alaycı bir şekilde şöyle dedi. Fena olmadığımı biliyorum ama sen yine de tetikte ol. Bu gece ihtiyacımız olabilir. Ben tetikteyim zaten. Ne konuşuyorlar? Tekrar güldü ve bu kahkaha bir kez daha tüylerini diken diken etti. Anlaşılmıyor. Neredeyse hiçbir şey duyamadım. Şşt, görünüşe göre yaklaşmışlar. Çardağı meraklı gözlerden gizleyen sarmaşığın arkasından bir fısıltı geldi. Her şeyi biliyorlar. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Sorunu ortadan kaldırmayı mı öneriyorsun? Onları öldürmek istiyorsun değil mi? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Çardak bir anda soğudu ve rahatsız bir yer haline geldi. Ve bu güncelleme gelen bölümleri de bitirdik. Ağustos güncellemesinde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.